Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Konuşmayı kesiyoruz. Evet, konuşmuyoruz. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde uygulama yapacağız. Veri tabanı uygulaması yapacağız arkadaşlar. Uygulamamızda ilk önce sunucu SQL Server'ı açma kısmına geliyoruz. Yani neyi açacağız buradan? SQL yazdığında SQL Management Studio SQL Server Management Studio 19 diyor arkadaşlar. Bunu açacağız. SQL Server Management Studio veri tabanıyla bizim aramızdaki bağlantıyı kuracak uygulama. Bakın şurada benimki zaten burada da var. Sizde de vardır burada. Aynı şey orada. İkisi de aynısı. İsmini açmış olduk. Evet, açtığımızda böyle bir ekran geliyor. Şimdi bu ekranda arkadaşlar bir connect to server diyor. Bir veri tabanı sunucusuna bağlamamız gerekiyor. Şimdi veri tabanı sunucu kurduysak arkadaşlar bilgisayarımıza sunucu vardır. Ama sunucu kurmadıysak yoktur. Yani sadece management studio'yu kurmak yeterli değil. Kurulum yaparken bir SQL'i kuracaksınız arkadaşlar. Bir de şurada değil SQL Server'ı kuracaksınız. Bir de Management Studio'yu kuracaksınız. İkisini de kurmanız lazım. Birisi sunucu, birisi Management Studio arkadaşlar. Şimdi burada eğer benim bilgisayarınızda sunucu olup olmadığını görmek için şuna bakabilirsiniz. Bakın Browse for More deyince Database Engine'de zaten gösteriyor. Lab2 Hoca diye bakın arkadaşlar bir sunucu ismi var. Bir sunucumuz var. Okey dediğimiz zaman zaten server name olarak bu seçili oluyor. Sunucu ismini yazabilirsiniz ya da nokta ile arkadaşlar local host olmuş oluyor ya da local host diyerek lokalede bağlanabiliriz. Connect dediğimizde şu an veri tabanımıza bağlandık. Evet, tamam mıyız? Nokta yaz, nokta yaz. Ya, ay, bu ayrık yazmışsın. Noktası yaz. Bağlı. Evet, nokta yazı en garantisi noktayla bağlamak arkadaşlar. Bağlandık. Şimdi burada bakın düğümlerimiz var. Databases, security, işte management kısmı var. Bunların hepsinde farklı işlemler yapılıyor. Mesela management kısmından veri tabanı mail gönderme kısmı var. Mesela veri tabanına mail atma ayarlarını yapıyorsunuz. Database kısmında da database örneklerimiz var. Biz iki tane örnek veri tabanı attık. Bu bizim derste oluşturduğumuz örnekler. Derste oluşturduğumuz tabloların örnekleri arkadaşlar. Burada var. Bakın bu DB ders örnek bizim derste kullanacağımız örnek veri tabanı. Burada gelişi güzel bir sürü tablo var. Diyagrama bakmamıza gerek yoktu. Tables düğümünü açalım. Diyagram yokmuş. Bakın Tables düğümünün altında da tablolar var. Bakın bunlar bizim oluşturduğumuz tablolar. Siz veri tabanınızı oluşturduğunuzda iki veri tabanında olmayacak. Yeni bir kendi veri tabanınızı oluşturduğunuzda. Boş olacak yani. Şimdi bu evet, niye konuşuyorsunuz arkadaşlar? Şimdi burada veri tabanında tablolarımız var arkadaşlar. Bu tablolar yine bizim örnek olarak oluşturduğumuz tablolar. Herkes kendi veri tabanını, kendi tablolarını kendisi oluşturacak. Şimdi gelelim buradaki uygulamaya. Nasıl oluşturuyorduk? Bunu gösterelim arkadaşlar. Veri tabanı nokta yazıp bağlanalım diyor. Bağlandık. Şurada veri tabanı düğümünü gösteriyor. Evde bakın diye. Yani kodlarımızı nereye yazacağız? Kodlarımızı arkadaşlar bakın. Biz o SQL komutlarını yazmak için bakın new query dediğimiz zaman bize boş bir query alanı açıyor arkadaşlar. Boş bir query alanı açıyor. Bu işte kodlarımızı buraya yazacağız arkadaşlar. Yani SQL'de öğrendiğimiz, o yapısal sorgulama dilinde öğrendiğimiz kodları buraya yazacağız. Sonra mesela DB uygulama iyi o değil de DB uygulama isminde bir veri tabanı oluşturalım. Veri tabanı oluşturmak için yazmamız gereken komut neydi? Hadi herkes yazsın. Veri tabanı oluşturma komutunu göstermiştik. Neydi? Create ne oluşturuyorduk değil mi? Herkes oluştursun bakalım. DB uygulama. Şimdi madem.
Aynı isimde de oluşturabilirsiniz. Ben sana, yani o zaman normal bir ikinci yönetim, yönetim vardı. O zamandan böyle kaldı. Evet. Kapasite doldu. Hem geç kaldınız hem de kapasite doldu. Şu an yer yok. Yerimiz yok bu oyunda. Alamıyoruz. Ne? Bir de ben uyanıp gelmişim. Sandalye al. Yan taraftan sandalye al. İki yandan. Şurada oturabilirsiniz. Şimdi. Yazalım. Birçoğunuz yazmış. Biz de yazalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Veri tabanı oluşturmak için create database DB uygulama. Create database DB uygulama dedik. Şimdi bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi ister seçerek çalıştırın. Burada sadece create database DB uygulama yazdığımız için seçmemize gerek yok. Direkt execute diyerek arkadaşlar bakın execute ya da F5'e bastığımızda bunu çalıştıracak. Bunu çalıştır dediğimizde command completed successful. Hatasız uygulamanın çalıştığını görebiliyorsunuz. Uygulamanın hatasız çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi peki veri tabanımız nerede? Veri tabanımız nerede? Şu tarafa yapalım. O zaman geçiyorum. Oradan geçiyorum. Şimdi veri tabanımız gözükmüyor. Gözükmesi için arkadaşlar bakın şurada veri tabanı aslında oluşturuldu ama burada eski hali gözüküyor. Bunu bir refresh diyoruz arkadaşlar. Bakın database düğümü refresh dediğimizde bakın DB uygulama olarak veri tabanının oluştuğunu görüyoruz. Buraya kadar tamam mıyız? Herkes yaptı mı buraya kadar? Şimdi DB uygulama veri tabanının düğümünü açıyorum artıyı. Açtım. Burada bakın database diagram, tables, views, programmability, bunun altında function, store procedure, trigger, database trigger. Hepsini gösteriyor bakın. Daha security, daha bir sürü şey var. Bizim için tables düğümüne bakıyoruz arkadaşlar. Table'ımız var mı? Yok. Mustafa niye konuşuyor ya? Aç. Açık mı? Tamam perdeyi de aç şöyle. Bu taraf. Evet şimdi veri tabanımız oluşturuldu. Şimdi ne yapacağız? Tablo oluşturacağız bu veri tabanını arkadaşlar. Veri tabanı oluşturduktan sonra geldik tablo oluşturmaya. Ders isminde, TBR ders isminde ve sütunları bu şekilde olan bir tablo oluşturacağız. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu komutu silerseniz, silmeden yeni bir komut yazdınız diyelim ki. Mesela ben yazayım bir tane komut. Select 1. Şimdi bakın bu komutu silmeden böyle hepsini çalıştırmaya çalışırsanız hata veriyor. Neden? Database DB uygulama already exist. Yani siz seçmeden çalıştırdığınız için yukarıdaki kodu tekrar çalıştırıyor. Aynı veri tabanı ismini tekrar oluşturamayacağınız için hata veriyor. Yani ya bunu sileceksiniz ya da seçip çalıştıracaksınız arkadaşlar. O zaman hata vermez. Yani ya önceki yazdığınız artık bu kodda işimiz yok. Zaten veri tabanı oluştu. Ama siz ben hocam dursun daha sonra çalışmak için kaydetmek istiyorum diyorsanız o başka bir şey. Ama bu veri tabanı koduyla artık işimiz yok normal şartlar altında. Yeni kodumuzu yazacağız. Bu select 1'i yazmanıza gerek yok. Yazmanız gereken komut bu. Ders tablosu oluşturacağız. Tablonun sütunları ders ID, ders kodu, ders adı, ders veren
Veri tiplerini yazmışım. Constraint'lerini de belirtmişiz. Değer ID ne olacak aynı zamanda? Identity değer olacak. Evet. Yazalım. Ne olacak? Tablonun ne kodu? Nasıl oluşturuyordu? Create table. Çalışmadan geldiniz. Tabii geliyoruz. Biraz daha alışırsın. Uygun yapmak için buradayız. Rey nasıl yazıyorsun? Rey falan örnek yok biraz. Evet, tabloyu oluşturduktan sonra tablonun sütunlarını da belirtmemiz gerekiyor değil mi? İyi ki de hadi biz gösterelim madem. Zaten derse geç geldim, bak açacağım sana. Hocam uyanamadım, pazartesi bugün. Bana ne? Evet, tablo oluşturma kodu neydi? Create table, TBL ders diyeceğiz ya da biz de yazalım. Şöyle birlikte yazalım madem. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar create table TBL ders. Ders tablosunun ismini verdik. Şimdi ne yapacağız? Sütun isimlerini belirleyeceğiz. Sütun isimlerini parantez içerisinde yazıyoruz. Şimdi sütun ismi, ilk sütun ismimiz ne? Ders ID. Ders ID. Veri tipi ne olacakmış? Int olacakmış. Biz bunu identity yapacağız demiştik. Identity. Nereden başlasın? Birden başlasın. Birer birer artsın diyoruz. Ve primary key olacak. Efendim? Tamam. Herkes kafayı tinemsle bulmuş. Primary key dedik. Bu sütunda işimiz bitti mi? Bitti. Virgül. Diğer sütuna geçiyoruz. Diğer sütunumuz ne? Ders kodu. Ders kod, ders kodu. Veri tipi ne olacakmış? Envar char 50 10. Envar char 10'muş. Ne olacakmış? Unique key olacakmış. Unique. Virgül. Sonra ders adı. Ders adı. Envar char 100 mi yazıyor? 100. Boş bırakılıp bırakılmayacağı ile ilgili bilgi vermemişiz. Bunların hepsini boş bırakılamaz yapacaksak not null yapmamız gerekiyordu. Bir şey yazmadığı için normal yazıyorum. Sonra ders veren Envar Çağar 30. Envar Çağar 30 diyorum. Haydi. Notlarım var. Allah'ım bayılacağım. Bayılacağım. Ben bunu uyanmış. Yazalım. Ben sıkıntı yazmadım. Bu da
Çalıştıralım bakalım bu kodu. Çalıştıralım bakalım. Zaten orada bir hata veriyor benim size. Gösteriyor benim size de hata veriyor. Bir siz de çalış, siz çalıştırın bakalım. Hocam niye hata veriyor biliyor musunuz? Biliyorum. Şimdi ben de çalıştırayım. Benimki hata verdi. Şimdi hata beni çalıştırıyorum. Diyor ki. Deriz. Poly'den, object name, tbl'den, in. TBL ders diye bir tane isimlendirilen bir şeyim var diyor. Şimdi az önce biz veri tabanını yeni oluşturmuştuk. Ama veri tabanını yeni oluşturmuş olmamıza rağmen yeni oluşturulan veri tabanı TBL ders yok ki. Neden yok? Aslında biz az önce oluşturduğumuz veri tabanı üzerinde işlem yapmıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın şu an bu sorgu, bu sorgular şuradaki veri tabanı üzerinde çalışıyor. Buradaki veri tabanının adı ne? DB ders örnek. Ders örneğin altında çalıştığı için bu veri tabanının altında zaten bu tablo var. Biz hangi veri tabanının altında çalışsın istiyoruz? Uygulama, DB uygulamayı seçiyorum arkadaşlar buradan. Bakın hata ortadan kalkmış oldu. Şimdi çalıştırdığımda command completed successful dedi. Ve bu şekilde şimdi bir daha çalıştırmaya çalışalım. Şimdi tekrar aynı hatayı verecek. Sonra virgül noktalı virgül koymak bir şey fark etmiyor mu? Noktalı virgül fark etmiyor. Şuralarda virgül koymak zorundasın. Şuraya noktalı virgül koyabilirsin. Pardon. Tamam. Tamam. Ediyor. Noktalı virgül koymaya gerek yok. SQL'de noktalı virgül zorunlu değil. Evet. Tablolarımız bu tablomuz tamam. Geldik. Cevabı şuradaydı. Biz burada not null yapmışız. No, boş bırakılmasıyla ilgili bir şey söylememiştik. O yüzden boş bırakılabilir yazdık. Şimdi öğrenci tablosuna gelelim. Bunu siz yapın artık. Ya defteri yaz. Ben bu defteri sistemi. Ya nasıl yapacağım peki? Ben defteri. İki bölümü bitiriyorum. Diğerini erken bitiriyorum. Nasıl erken bitiriyorum? Erken bitiriyorum. Üçüncü sınıf normalde dördüncü sınıf dersi var mı? Full dört alıyorum. Üç ben de bitti. Otur abi. Bu azim şaka mı? Şimdi bitir abi. Azim bu kadar azim ben bitmez ama be. Seneye illa ki şey alayım. Yok. Bu dersi kaldı. Yok. Ali Hoca'nın dersini çok severim. Vereceğim. Ya zaten ben de sadece Ali Hoca'nın dersini kaldı. Diğer hepsini verdim mi? Ben bunların sadece iki dersini giriyordum ilk başta. Verip birbirini boşluyorum için. Diğer dersi sadece yok. Hepsini verdim. Oğlum bu manyak ya. Sen de söyleyeceğim onu. Ya. Hocam bir olarak... Geçen sene ne yaptın sen? Hepsini yapmayacağım. Efendim? Default olarak nereye? Get date. Default olarak? Get date vereceksin, evet. Get data.
Ne oldu lan? Şunu bir yazayım da sana işleyebileceğim sonra. Ay bayılacağım. Burada böyle olmuyor. Doğru. Doğru mu? Etişme. 12 yap. Kutu da denk geliyor. Bunların hepsi doğru. Doğru yapmışım yanlışlıkla. Saç gördüm sınavındayım. Bununla bitiyor. Aysin tatlısız. Hadi bak burada ezber yapıyorum. Tamam mı? Sen ezberle o balonu verdiğini yaparsın. Tamam. Bir dersler var. O kadar maçak ki bir soru için 5 saniye. Sınav alacak. Bir soru soruyor gibi bize 2 saat soracak. 2 olsun. Sınav ortasında çıkıp bir soru soruyor. Alıp geri gidiyor sorusuna. Gönülden nasıl? Konuşlara bakıyorum. Yani bak aslında soruya özel bir yani o da şöyle olur. Sınavda mesela bir kağıt veriyor, onu tercih edip çıkıyorsun. Derlerine bir iki kağıt aldı daha önce. Elma, çar, bahçar,
onların özellikleri var. Mesela içindeki, içinde yazılı katı, işte içinde yazılı arası ya da gelen değer arkadaş falan. Bunlarla hani onu belirtiyor. Öğrenci üniversitesi hep açar bir şey. Yani 8 tane oldu. 8 tane de öğrenci üniversitesi diyor. Ne eksik? Bak, o dönem yok. Var çarolardaydı. 5 hane yazsam da kabul edecekti. 7 hane yazsam da kabul edecekti. İçindeki değer kadar yardım edecek. Onlara gideceksin. Sayılar otopark gideceksin. Otopark gideceksin. Kaç tane alan? 100 tane. Mesela ev var çar. Ve demez sana olsun doldurmak zorundaysın. Araba olmayı bir boş olur. Kaç yer diyeceksin. İşte 110 diyeceksin. Ya da 100 diyeceksin. Kaç tane yer var? İşte otopark. Var bunlar ona göre dolacak kafana göre. Bir pastane, pastasız kim olabilir? İşte var çay değil. Ben şöyle bak. Şimdi yazalım. Yazalım. Şimdi şöyle bir sorun var. Seni atarım lan dersten. Kim gelecek ya? Efendim. Şimdi az önce bazılarınızda oluşturulan tablolar görünmüyor. Yani tabloyu oluşturduğunuzda görünmüyor. O yüzden tabloyu hangi veri tabanının altına çalıştığınızda bakmanız lazım. Az önce demiştik ya, bakın buradan DB uygulamanın seçili olduğundan emin olmanız lazım. Bu kodu çalıştırdıktan sonra bakın burada tables düğümünün altında benim DB ders tablom gözükmüyor. TBL ders tablom. Bunun görünmesi için şuradan ne yapacaksınız? Refresh diyeceksiniz. Bakın TBL ders tablosu burada gelecek arkadaşlar. Evet, şimdi TBL ders tablom gözüküyor. O zaman bu kodu silebilirim. Artık ne yapacağım? TBL öğrenci tablosu, TBL öğrenci. TBL öğrenci diyorum. Öğrenci ID olacak. ÖGR ID'ymiş. Identity olacak, primary key olacak. Öğrenci no. ÖGR no. Envarchar 8. Unique key olacak. Sonra ad. Envar Çar 100 olacakmış. Soyad. Envar Çar 100. Sonra kayıt tarihi. Default değer olarak. Şimdi default değer vermezseniz hata verir arkadaşlar. Hepiniz de muhtemelen böyle bir hatayı veriyor. Doğum yeri. Şimdi default hata veriyor. Sebebi default dedin ama neyin defaultı? Defaultı değerin ne? Onu söylemedik arkadaşlar. Default değer olarak get date günün tarihini alsın. Get date bir fonksiyon. Bu şekilde günün tarihini verdik. Hiç boş mu? Evet. Parametre vermene gerek yok. Bitince yenisin ama. Alıştırdın bizi. Yalı yazı geliyor. Tamam mıyız? Çalıştırıyorum şimdi. Execute diyorum arkadaşlar. Şurada yine tabloyu görmek için tables düğümüne refresh diyorum arkadaşlar. Ve öğrenci tablosunu gördük. Buraya kadar yapamayan, eksik olan var mı? Hata veriyor. Diğerine geçelim. Bu cevabıydı. Öğrenci not tablosunu oluşturma.
en sonunda bir şey. En sonunda kurulama da görüyor. En sonunda bir duyuyor. Açıyorsun artık. Çay bu tepsi. Sen de gözüküyor da. Nasıl yapıyor? Sen dersen uçtun. Bir önceki niye var? Hocam burası Korean şey mi? Korean şey yapabiliyorsanız yap lan. Korean şey. Oluşturduk ya öğrenci olsa ders alıp oluşturduk. Öğrenci ayrıca ders sahibi Korean şey olarak bağlayalım. Ders ID ders tablosuna, öğrenci ID öğrenci tablosuna. Yemek al ya. Kesin kazanacağım bir şey oldu şimdi. Ben de girmek istiyorum çünkü. Hayır hocam. Yaparım bu arada. Sen bir yemeğine olsun hadi. Üç dersin ana girebiliyor musun? Üç dersin ana girebiliyor musun? Girebiliyor musun? Tamam. Bir dönem alamadım. Tamam da üç tane dersi kaldıysa... Ben şöyle de kabul. Ben şuna da kabul. Bir tane kalma hakkı da veriyor. Valla. Onu ben vermiyorum. Bir tanesinde kalma hakkı veriyor. İki bile verebilirim yani. Bir sonradan başlayacağız. Kaç tane kaldı? Hocam az önce... Yan taraftan. Bir iki yan taraftan al. Evet. Geçen bir tane öğrendim. Evet. Evet. Hoca sana verdiği gaza bak. Gel yapamazsın. Evet. Geçen dönem aynı gazı verdim. Sonucunu gördük çünkü. Farklı bir gaz. Geçen dönem aynı kızı ben. Geçen dönem de mi girmiştik sanki ya. Sanki girmiştik geçen dönem. Ondan sonra bu da geçti. Evet, geliyor. Evet.
Kanka niye açmıyor? Kapatmıyor tabii ben. Açmayı görüyorum sıkıntı. Bakalım. Sesi de alalım. Ne? Ne? Telefonu niye sağa sonra bırakıyorsun? Bana ölmüşsün hocam. Yani bu sebep var. Sonundaki video yok. En sonunda onu telefon. Bunlar da bir yapalım. Hey konuşmayalım. Bu 12 kısmını da yazacaklar. Bir ses kısmını yazdınız mı şuraya kadar? Yazalım. Create table öğrenci not konuşma. ÖGR not ID. Int identity primary key. Öğrenci ID olacak. Arkadaşlar konuşmayın. Tamam bekle. Öğrenci ID int olacak. Öyle gösteriyordum çalışacak. Ders ID. Ders ID notu da tiny int olacakmış. Şimdi burada hata veriyor gibi gösteriyor. Sebebi şu arkadaşlar. Hata veriyor gibi göstermesinin sebebi şu. IntelliSense dediğimiz ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle yapmış olsaydım. Yeni bir sayfa açmış olsaydım ve kodları oraya yapıştırmış olsaydım. Bu sayfayı daha önce açtığım için o tablolar oluşturulmamış görüyor. O yüzden yani bu sayfayı açarken IntelliSense bu tabloda daha henüz öğrenci tablosu yani ben hep o sayfada yazdım ya kodları. Silip yazdığım için. Ama her uygulamayı çalıştıktan sonra ya açtığım sayfada artık o tablolar oluşturulmuş gördüğü için sadece IntelliSense hatası. Aslında hata vermeyecek. Burada çalıştırdığımızda da çalışacaktı. Çalıştıralım mesela bunu. Çalıştırdık. Çalıştı aslında. Şuradan Tables to refresh diyorum. Öğrenci not tablosunun oluştuğunu görüyoruz. Şimdi burada bakın. İki defa yedin hatta yaparsın. Evet. Ne kısmı? Şimdi burada yaptığımız şey şu hata vermesinin sebebini anlatıyorduk. Öğrenci tablosunu görmüyor dedik. Yani sayfayı açıp yani şöyle yapın daha doğrusu. Her seferinde query'lerinizi new query yazarsanız önceki yaptıklarınızı görecektir. Hata göstermeyecek. Aslında hata yok. Burada ne yapıyoruz? Öğrenci tablosu, öğrenci ID'yi foreign key yaptık. Referans tablosu hangisi, hangi tablodan gelecek? Öğrenci tablosundaki öğrenci ID'ye bağladık. Buradaki ders ID'yi de yine foreign key dedik. Referansı neresi, yani nereye bağlı? Ders tablosundaki ders ID'ye bağlı. Bu bağlantıları nasıl göreceğiz? Bakın bu bağlantıları görmek için arkadaşlar diagramdan aslında oluşturduğumuz tabloları görebiliriz. Şöyle yapalım. New database diagram diyorum. Buna izin vermiyor. Şundan dolayı izin vermiyor muhtemelen. Biz bu bilgisayarlara imaj attığımız için imaj kaynaklı hata veriyor. Şuna owner'ı SA yaptığım zaman sorun çözülecek. Evet şimdi şuradan new database diagram diye bakın. Siz de deyin.
Bakın oluşturduğum tabloları burada gösteriyor. Add'le diyagramı ekliyorum. Oluşturulan tablolar gözüküyor burada. Close dediğimde bakın bağlı gösteriyor. Gördünüz mü? Bağlantıları oluşturduk ve burada tablo bilgilerini gösteriyor arkadaşlar. Bu amaç diyagramda sadece tablolarımızın yapısını görmek amaçtı. Nasıl yaptık? Siz database diyagram dediğinizde, new database diyagram dediğinizde aynı hatayı veriyor mu ona bir bakın. Şunu yapacaksınız. Uygulamaya sağ tıkladınız. Properties. Sonra files kısmına geliyorsunuz. Şuradaki owner'ı SA, System Administrator yapıyorsunuz. Ase. He? Files. Tekrar gösteriyorum. Uygulamaya sağ tıklıyorsunuz. Properties. Sonra Files. İkinci sıradaki owner'ı silip oraya SA yazıyorsunuz. Söyleyeceğim onu da. Bir şey söyleyeyim. Direkt tablo yapıp onları birbirine bağlasak. Onu kod yazmadan yapabiliriz. Bir saniye. Ha? Hiçbir kod yazmadan. Şu tabloları yapıyoruz. Daha da biliriz. Hiç kod yazmadan yapabiliriz. Daha kolay değil mi? O zaman veri tabanı komutlarını öğrenmiş oluyoruz. Önce sorguları açıp sonra komutları. Onu burada yapmayı da gösteriyor. Projeden önceki ders bunu gösteriyor. Evet, bunu yaptıktan sonra diyagram içinde arkadaşlar şuradan new database diyagram diyorsunuz. Add, add, add deyip 3 tane tablo eklediğinizde burada diyagramınız oluşuyor arkadaşlar. Görür müsün? Hiçbir şey için çok geç değil. Peki ben şeyi nasıl yedim? Onu da bulamadım. Tamam, bize tam tersini çekin. Daha da yakın. Ali Hoca'ya yemek ısmarlamak da çok. Burayı büyük tutsun hocam. Ben burayı evet, tamam mıyız? Evet. Bu sıcak bayılacağım bir tanesi. Evet. Ben de
Ne hocam ya? Ne oluyor? Yıktın mı kız? Yok, bırakmak ne çalışıyor? Kaç yıllık haberin var mı? Uruçlusu sigara içti. Evet. Buraya kadar tamam mıyız? Şu şeyi kabul edeceğim. Tamam bildik. Ne hatas veriyor ya? Aynısını yazdı. ÖGR ID. ÖGR ID değil mi senin? Neyi? Öğrenci ID yazmış. Buraya da öğrenci ID yazmış. Derste sen de hata veriyorsun. Öğrenci not yazmış. Pardon, oluşturmuşken. Diyagram görmek için. Diyagram görmek için. Sen diyagram açmışsın. Öyle Evet, başka sorun olan. Görüşürüz.
Ortada bal. Sinan. Evet, şimdi tablolarımızı oluşturduk. Ben de. Alo. Evet, tamam. Konuşmuyoruz, tamam. Geçiyorum. Öğrenci not tablosunu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi öğrenci tablosuna, TBL öğrenci tablosuna TCNO, bölüm ve doğum tarihi sütunlarını ekleyeceğiz. Değil mi? Tabloyu ne yapmamız lazım? Güncellememiz lazım. Alter table deyip, alter table, TBL öğrenci, add TCNO, kodunu mu açsam de? Ne geçiyor lan? Sen de böyle Thank you.
Evet, yazıyoruz bunları. Şimdi burada ne yapıyor? Altın temel diyor. Öğrenci olsun. Altın diyor. Ev deyip 3 tanesini aynı anda ekliyoruz arkadaşlar. Ekleyelim hemen. Siz de çalıştırın. Şimdi bakın bunlar birbiriyle bağlantılı. Yani düzgün oluşturmak gerekiyordu mesela foreign key'ler için. Alter table TBL öğrenci at tcno imza kağıt dolaşıyor mu? Desimal 11 virgül bölüm Envar Çar. Envar Çar 100. Doğum tarihi. Date time. Date yapalım doğum tarihi sadece. Tamam, date time yaptıysanız sorun yok. Date de olur, date time de olur. Sonra bunu çalıştırıyoruz execute'la ve güncellendiğini şöyle görebiliriz. Öğrenci tablosunun altında kalın sütunları bakın en son olarak TCNO bölüm doğum tarihinin ne olmuş olması gerekiyor? Eklenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Şuradan alalım.
Ömer'den aldı. Ömer Can'ın aldı. Ömer'den aldı. Öyle. Var mı benim bir çatlarım? Hepsinde de bakıyorum. Hepsinde de. Görsel bir hariç. Pardon, görsel bir hariç. Benim bir hariç. Geçen beni iki kere görmek için kaldı bana biri Şimdi devam edelim hızlı hızlı. Hadi. Yoksa bir şey yapamayacağız. Sorunları çözelim derken hiçbir şey yapamayacağız sonra. Şimdi veri tabanına bunu ekledik. Devamında öğrenci tablosuna kayıt tarih sütununu geri silelim. Kayıt tarih sütununu geri silmek için ne yapmamız lazım? Yine alter table dememiz gerekiyor. Drop column. Drop column kayıt tarihi. Bir bu hata vermesinin sebebi default'tan dolayı hata veriyor. Şurada default oluşturmuşuz bakın. Veri tabanına diyor ki kayıt tarihi varken kayıt tarihine default değer eklemişsin. Sen bunu silmeye çalışıyorsun diyor. Şimdi şöyle oluyor. Az öncekinde constant bir hatası verdi ya constant ismi. O constant ismini kopyaladım. Kendisi böyle saçma sapan bir isim veriyor. Ben o constant ismini kopyaladım. Drop constant dedim mesela önce. Sonra o ismi yapıştırdım arkadaşlar. Sizde hata veriyor ya altta. Alttaki df ile başlayıp şu devam eden constant ismini seçip yapıştırın. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Öğrenci tablosunda kayıt tarihi. Bu ne işe yaradı? Constant default'u sildik, sonra sütunu sileceğiz. Şimdi bir şey yapacağız. Şimdi de şeyi sileceğim. Drop column. Kayıt tarih sütununu şimdi sildim. Hata vermedi bende. Ve refresh dediğimde arkadaşlar bakın burada kayıt tarih sütununun gittiğini görüyorsunuz. Tırnak içerisinde olanı. Hı.
Bakın şunu sileceksiniz. Tırnak içerisindeki olanı seçeceksiniz. Ben ya bu... hocam bir de öyle bir şey vermemişti. Şunu seçip ondan sonra drop constraint diyeceksiniz. Bunu seçip ondan sonra bunu sileceksiniz. Sonra drop column diyeceksiniz. Tamam, geçin hata verenler. Sütun silmeyi gösterdik. Şimdi tabloya kayıt ekleme. Öğrenci tablosuna kayıt eklemek için arkadaşlar şuradaki ilk satırdaki bilgileri girelim. Kayıt eklemeyi neyle yapıyoruz? Insert de yapıyoruz arkadaşlar. Insert de yapıyoruz. Bize konuları daha sonra başlasak. Evet hocam, bence de. Yavaş hızlısı yok mu ya? Şimdi ne yapacağız? Insert into TBL öğrenci. Sütunlar neler? ÖGRNO virgül TCNO virgül ad virgül soyad virgül doğum yeri virgül bölüm virgül doğum tarihi. Parantezi kapattım. Sonra değerlerini yazacağım. Values. Values diyorum. 10 759 001. TC kimlik numarası 1. Adı Ali. Virgül. Soyadı Coşkun. Virgül. Doğum yeri Ordu. Bölümü bilgisayar. Doğum tarihi şimdi çalıştırıyorum. Execute'la. Şu doğum tarihine hata verdi. 01 yapayım. Kaydımız eklendi. Doğum tarihi İngilizce olduğu için dili önce ay değeri geliyor. Ya da şöyle yazmam gerekiyordu. 04-19. Bu şekilde girseydim hata vermeyecekti ama bu sefer de unique key hatası verecek. Öğrenci numarası unique dedik. 2 numaralı öğrenci olarak ekleyebilirim. Böyle bir şeyde hata verdi de bir diye hata verdi. Evet.
Hocam ben tekrar çıkıyorum. Hata vermiyor. Siz çalıştırın, çalışır bu. Hatada ne yazıyor? Ne diyor hata? Oku. Hocam görünüyor, doğum tarihi. Tamam, bende de öyle gösteriyor. Neden? Çünkü altı table'ı ekledik ya. Onu daha sonra ekledik. Eklemedik. Eklemediyseniz onları boş bırakın. Eklemeyin onları. Bu üç tane kayıt ekleyin diyor. Üçünü eklemeye gerek yok. Geçiyorum. Ders tablosuna kayıt ekleme. Sonra. Şunları geçelim. Ders tablosuna, öğrenci not tablosuna veri eklemeye geçelim. Veri ekleme zaten aynısı. Öğrenci tablosunda adı Ali, soyadı Coşkun olan öğrencinin adını ve soyadını kendi ad soyadımıza dönüştürelim. Montun diye gidin gideceğiz diye. Ne bekliyoruz? 10-35 bekliyor musun? 5 dakikada uzatın. 10-35'te bitiyor. Zaten daha 11 dakika var. 24 geçiyor. Şey, saat. Tamam mıyız? Bunu yazalım şimdi. Bunda da ne olacak arkadaşlar? Öğrencinin adı Ali, soyadı Coşkun'un adını kendi adınız soyadınıza çevireceksiniz. Yani ne yazacağız? Ne kodu yazacağız? Update kodu yazacağız arkadaşlar. Update kodu yazalım. Update TBL öğrenci. Set. Ad eşittir. Ne yapamadın? Altı tıkı. Kendi adınız olacak. Soyad. Eşittir. Utku. Can demek. Can demek. Kiminkini güncelleyeceğiz? Ver koşulu yazmamız lazım arkadaşlar. Ver. Ad eşittir Ali olanın. Adı eşittir Ali. And soyadı eşittir Coşkun olanın. Adını kendi adınız, soyadını kendi soyadınız yapacaksınız. Bu sorguyu çalıştırdığımızda bu kayıtlar güncellenmiş olacak. İki tane Ali Coşkun varmış. O yüzden iki Rose Affected dedi. İkisi de neye dönüştürüldü? Ya. Hocam ben nasıl veriyorum? Bu önemli bir şey. Tarihten dolayı. Tarihlerin 30 önce, 4 sonra yaz. 4 önce yaz, 30 sonra. Ulan söyletmek buraya gitmek içtik. Evet. Tamam mıyız? Update'i yazdık mı? Zaten var şeyini çekiyorsun. Sen SMS diyorum ve adam dün çıkıyor diye. Niye buradan çekiyor? Tutku Jandebi yasın çek. Hadi ya Allah kahretsin yazdım sen. Yanlış yazdım, böyle yazmam lazım. Yani. Ya. Yaza geliyor mu hocam? Senin adını yaz. Evet. Devam ediyoruz. Ediyorum. Yani boşluk var, boşluk ettim. Yok, fark eder mi? Nerede boşluk var? Yani mesela
eşittirden sonra boşluk koyup yazmışız ya da boşluk koymadan yazmışız. Fark etmez. Geçiyoruz. Öğrenci nosu 10-759-002 olan 03 değil de 02 var bizde. Öğrencinin bölümünü bankacılık olarak güncelleyelim. Yine güncelleyeceğiz. Bu sefer ver ÖGR no eşittir 10-759-003. Ne yapacağız? Bölümünü güncelleyeceğiz. Bölüm eşittir bankacılık. İki yapın. Çalıştırıyorum. Kodumuz çalıştı. One Rose Affected diyor arkadaşlar. Bu bir tane kayıt etkilendi. Bir tane kaydın güncellendiğini anlıyoruz buradan. Peki hocam biz bu ekranımızı nerede göreceğiz? Gösterelim. Gösterelim abi. Diyor ki arkadaşımız, hocam biz kayıt ekledik, bir sürü şey yaptık. Bu kayıtları ben göremiyorum. Tablodaki kayıtları görüntülemek, listelemek için ne kullanıyorduk? Select kullanıyorduk. Bir select sorgusu yazalım şuradan Allah'ın emriyle. Select Yıldız from TBL öğrenci diyorum. Öğrenci tablosunu listeliyoruz arkadaşlar. Şu altta gözüküyor da. Tutku Candemir bilgisayar ve pankacılık bölümünde. Ha, öğrenci ID'si. Öğrenci ID 3 diyor. Ben hiç yapmadım hocam. Hiç nereden kitap? Fark etmez. ID önemli değil. Evet. Yes, hocam. Evet, iki tane öğrencimiz var. 0102. Birisi bilgisayar, birisi de bankacılık bölümünden. Devam edelim. Güncelleme gösterdik. TBL ders tablosundaki, bunu yapmadık zaten. Buna geçelim. Not tablosundaki güncelleme, update zaten bunlar. Öğrenci not tablosunda demeyelim de. Öğrenci tablosundaki öğrenci ID'si 1 olan kaydı silelim. Söylüyorum, öğrenci tablosundaki ÖGR ID'si 1 olan silme neydi? Delete yapacaktık değil mi? Delete from TBL öğrenci. Ver ÖGR ID eşittir 1. Bu sorguyu çalıştırıyorum. Bu sorguyu çalıştırdığımda 0 rows affected diyor. Neden? Çünkü ID'si bir olan kayıt yok. O yüzden etkilenen kayıt yok. Sorgum doğru çalışıyor ama sorgu sonucunda sileceği bir kayıt olmadığı için o yüzden sorgu herhangi bir kaydı silmiyor. Öğrenci ID'si 3 dersem 3 numaralı olan kaydı silmiş oldu. Efendim. Çekmek de. Evet. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken derste laboratuvarda her zaman böyle uygulamalar yapmayacağız. Bir daha projeden önce yapacağız uygulama. Geri kalan uygulamalar siz evinizde yapacaksınız.
Bunun için kurmanız gereken iki tane şey var. Kaydettim bunu. Kurmanız gereken iki tane şey var. Birincisi SQL Server Management Studio, yani şu. Diğeri de arkadaşlar SQL'in sunucusu. Sunucu dediğimizde arkadaşlar işte arka planda çalışan sunucu. Sunucunun kurulup kurulmadığını görev yöneticisinden efendim sesim geliyor mu? Ben rahat mı? Hizmetlere giriyorsunuz arkadaşlar, bakın hizmetlerde şurada en altta Microsoft SQL Server. Çok efendim telefonum çekmiyor. Ya işte buraya laboratuvarda çekmiyor ya bu. Laboratuvar ders değil şu anda. Tamam, diğerlerini zaten o öğrenci istediği zaman başvurabiliyordu ya, onlara başvurturmayacağız mı yani? Dönem başında mı diyelim? Tamam, o zaman öğrenci önümüzdeki dönem başında şeye sokarız, intibarını yaparız. Tamam, okey. Hocam bitti mi, çıkabilir miyiz? Yok, ona başlıyor, çıkmadı. Tamam, tamam, tamam o zaman madem hocam. Ben hiç yazı okumuyorum. Sen onları oku da bana bak. Beni ilgilendiren bir şey oldu. Tamam, tamam bakalım madem ona. Tamam hadi yürü. Bir dakika bekle. Otur şurada. Bir dakika bekle. Evet. Dedik ki bu ikisini kuracaksınız arkadaşlar ve uygulamalarınızı evde kendiniz yapacaksınız. Bir sonraki dersimizde artık laboratuvarda değiliz. Laboratuvar uygulaması bu kadar yeterli. Bir de en son ders, yani bizden sonraki ders proje yapmayı göstereceğim. Projelerde nasıl uygulama yapacak onları göstereceğim arkadaşlar. Haftayaki konumuz, niye ayağa kalktınız? Aritmetiksel operatörler ve hazır fonksiyonlar bir sonraki konumuz. Şimdi sandalyeyi alıp getirenler götürüp sandalyelerini yerine koysunlar. Tamam, rakamı bitirebiliriz. İlaç şey yapabilir miyim hocam? İlaç getirip uygulamayı buradan başardım. Alabilirsiniz. İyi günler. İyi günler.